Fırat Akyol TV, Radyo Türk, Hasan Yayın'da YouTube kanallarına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ve bugün günlerden Giresunspor. 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor ne yazık ki 4 karşılaşmada istediğini alamadı. 4 karşılaşmada gol dahi yok. Ve yarın da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek yeşil beyazlı temsilcimiz Giresunspor. 5. müsabakamız bu. Zorlu 90 dakika öncesinde biz de şehrin nabzını tutacağız. Bakalım şehirde yaşayan vatandaşlarımız bizlere ve sizlere neler söyleyecekler. İyi günler. Konumuz Giresunspor'umuz. Ve Giresunspor 4 karşılaşmada 0 çekti. Ligin dibinde yer alıyor. Yarın da çok önemli bir müsabakamız var Konyaspor'la. Düşünceler neler? İnşallah temennimiz Konyaspor'dan 3 puan almak. Tabii gönlümüz istiyor ki 3 puan alalım. Tabii lig başladı başladı hep büyükleri bilerek karşılaştık. Galatasaray, Trabzonspor. Bundan sonra deplasmanlara gittik. Tabii olmadı. Kasımpaşa ve Alanya deplasmanları. Yarın Allah izniyle mesela Konyaspor'la oynayacağız. İnşallah temennimiz Konyaspor'dan 3 puan almak. Hiç olmasa bir 3 puan alalım. Ligin en sonundayız şu anda. İnşallah bu geldiğimiz gibi çıktığımız ligde başarılı oluruz da yine ligde kalırız. Giresun için çok bir aktifi olur. Hem Giresunspor için hem şehrimiz için büyük bir gelir kaynağı diye düşünüyorum ben Giresun için. İnşallah tabii. Düşüncelerin gerçekten de doğru her açıdan, hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Evet, hem maddi açıdan hem manevi açıdan gerçekten çok bugün bu zamana kadar değerlendiremediğimiz şeyler vardı işte. Giresun için, esnaflarımız için. Yani bir deplasmandan bir takımın gelmesi Giresun'a çok büyük şeyler kazandırır. Tabii ben de şimdi doğru konuşmak gerekirse bu zamana kadar maça gidemedim. Bu pandemi sürecinden dolayı aşı olduk. Bundan sonra bekliyoruz. Evet, bundan sonra başladık işte. Çünkü her taraftarın çok çok önemi var artık bu saatten sonra. Bundan sonra tabii işlerimizi hallettik. Fındık biliyorsun mahallen burası Karadeniz'in hep fındığı var. Fındık fıstık hep paçadaydı. Yönetimde indirime gitti biletlerde. Bilet fiyatlarında. Sizde orası işte biletlerde indirim olması hem vatandaşı hem de seyircileri çok büyük mutlu etti. Tabii inşallah yarın Konyaspor maçında destekleyeceğiz de Giresunspor'umuzu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Şimdi hemen karşı tarafa geçelim. Karşı tarafta da evet arkadaşlarımız var. Aman bir yere gitmeyin diyorum. Çünkü çok önemli bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Temsilcimiz Giresunspor adına ve az önceki arkadaşımız İnşallah Konyaspor maçıyla beraber kötü gidişata dur diyeceğiz diyor. Sen neler söylersin? Evet, doğru. Allah izin verirse inşallah yeneceğiz. Sence takım neden kötü başladı? 4 karşılaşmada fileleri dahi havalandıramadı Giresunspor. Niye karşılaştıramadı? 4 takım da büyük takımdı. Karşısına gelen takımlar onun için karşılaştıramadı. Allah'ın izniyle Konya maçını yeneceğiz. Şimdi tabii Kasımpaşa ve Alanya maçları çok konuşuldu. Evet. Çünkü onları büyük takım olarak çoğu görmüyor ama yıllardan bu yana da Süper Lig'deler. Belki o açıdan yaklaştın. Evet. Doğru. Giresunspor inşallah onlara güveniyoruz. İlk önce Allah'a, ondan sonra onlara şehrimizi tanıtacaklar. Ve güzel olacak bizim için, şehrimiz için ve halkımız için. Sen de inanıyorsun, evet, artık bu karşılaşmayla beraber şeytanın bacağı kırılacak. Evet. Başka bir şey demiyorum. Şöyle biz de gidelim sevgili esnaflarımıza tamir bakım servisi. Bakalım ne tamir ediliyor burada. 2 tane abimiz var. Evet, o kolay gelsin dedi gitti. Ama sevgili abimizi bir yere göndermiyoruz. Yaş kaçtı hemen onu sorayım. 52. Bizden büyüksünüz. Giresunspor'u takip ediyor muydunuz? Maçlarına gidiyorum. Atatürk Stadyumunda onlarca müsabaka izlemiştirsiniz. Şimdi de Çotanak Kompleksindeyiz ve 44 yıl sonra da gelen bir şampiyonluk vardı. Tabii ki hevesli bir şekilde Süper Lig'e başlandı ama istenilen sonuçlar şu ana kadar alınmadı. Siz de takip ediyorum diyorsunuz. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Oyun olarak güzel ama sonuç alamıyoruz. Bu haftadan ümitliyiz. İnşallah yarın stadyumda olacağız. Bekliyoruz. En kötü 1 puan ama tabii düşüncemiz 3 puan. Yani ilk golü ve ilk galibiyeti alsak takım güzel, derli toplu. Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum ben. Yani futbol olarak iyiyiz ama son hamleyi yapamıyoruz. Teknik direktör Hakan Keleş de bundan dert yanıyor. Hakan Keleş'i takdir ediyoruz. Sonuçta bizi 44 yıl sonra bu lige çıkaran teknik direktörümüz. Seviyoruz da kendisini.
Ama bir şanssızlık var üzerimizde. Bunu kıracağız inşallah bu hafta. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı kesimlerde 4'te 0 yapınca bu takım geldiği gibi gider havası oluşmaya başladı. Bence öyle kötümser olmamak lazım. Çünkü takımı futboldan anlayan birisi takımın iş yapacağını, bu ligde de olsa iş yapacağını, en azından bu sene ligde kalacağını düşünür. Ben öyle tahmin ediyorum. Düşeceğimize asla ihtimal vermiyorum. İlerleyen haftalarda takım birlikte oynama prensibini kazandığında daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler dileklerimi sunuyorum. İnşallah yarın stadyumda sizi de göreceğiz diyorum. İnşallah yarın güzel bir galibiyet alacağız. Yeter ki takım gol atsın, gerisini bana bıraksın diyorum. Benim sloganım da bu. Aynen, inşallah. İnşallah yarın bekliyoruz o galibiyeti. Çok teşekkürler. Ve evet, şimdi sevgili Hasan da beni uyarıyor. Şu anda artık YouTube kanalları revaçta ve burada Fırat Akyolu TV, Hasan Yayın'da Radyo Türk kanalları var YouTube'da. Onlara abone olmanızı rica ediyoruz, istiyoruz. Bizi onlardan, oralardan takip edebileceksiniz. Tamam. En kısa zamanda ben abone olacağım. Bekliyoruz. Başka varsa öyle tanıdığınız, bildiğiniz bu tarafa gönderin. Gönderelim. Onların da dişini çeker misin? Bir mümkün mertebe yani. Marangoz bu, marangoz. Tavlayı yapan ustaymış bu ama yelenin acım. Kolunun altına koyup gönderecek misin? Tabii canım, devamlı. Sadece oynama ustası. Ben bunu hem yapıp hem oynuyorum. Aralarımızdaki fark o. Helal olsun diyorum ve oyundan söz etmişken o zaman Giresunspor diyoruz. Giresunspor'u takip ediyor musunuz? Mümkün mertebe takip ediyoruz tabii ama hiç iç açıcı değil. Allah sonumuzu hayretsin. Ne olacak böyle böyle bilmiyoruz. Her şey güzel olur. Daha yeni takımız. Yavaş yavaş oturuyor artık bundan sonra. Dananın kuyruğu kopar tahminim. Evet, yarında Konya maçı. İnşallah galibiz. İlk galibiyetimizi alırız umarım. Takıma, Hakan Başkan'a, herkese başarılar. Teşekkürler. Temennimiz o. Hemen bu tarafa dönelim. Abi sen seyircisin. Yancı mısın? Ben seyirciyim kardeşim. Genelde öyle oluyor. Yandakiler çay içiyor. Biz seyrediyoruz. Oyun öyle. En zevklisi de sensin ha. Yensen de yenilsen de hiç umurunda değil. Yani aynen. Giresun Spor için neler diyeceksin? Başarılar diyorum. İnşallah tamamına erdirir yani. Büyük bir ihtimalle başarır diyorum. Evet, tamamına erdirir diyor. Abi düğün mü yapıyoruz? Hayırdır? Yani birincilikte kalıyorsan tamamına erdireceksin yani. Bu bizim düğünümüz değil mi? Süper Lig. Tabii ki. Aynen. Abim de doğru söylüyor. Ve içeri girelim Erol'un yerine. Erol abimiz içerilerde mi yoksa servise mi çıktı, ne yaptı? Ve evet, meclis kurulmuş. Meclise doğru gidelim. Fırat Akyol TV'desiniz, Hasan Yayın'dasınız ve Radyo Türk'tesiniz. Onu da hemen söyleyelim. Evet, oyunları az sonra oynamaya devam edersiniz. Tavlada abi diyor ki, şu ana kadar beni yenen yok. Rakip varsa gelsin. Siz de farklı oynuyorsunuz. Bu adamına denk gelmemiş ki. Şöyle oturabilirim değil mi? Evet, görüyorsunuz misafirperver abilerimiz hemen çaylarımızı ısmarlayacaklar ama şu anda yayında olduğumuz için biz not alınsın. Erol'un yeri notumuzu alsın, sonra gelip çayımızı içeriz sizlerden. Ve Giresunspor diyoruz. Giresunspor'u nasıl görüyorsunuz? Çok önemli bir müsabaka öncesinde röportajları yapıyoruz. Sizin söyleyecekleriniz de tabii ki hem oyuncular açısından, hem teknik heyet açısından, hem yönetim açısından çok çok önemli. Şöyle tek tek görüş almak istiyorum. Abi ben sporla pek şeyim yok ya. Alakam yok sporla. Abi senin görüşün magazin şeklinde galiba. Sen Gülben Ergen değil mi? Yani onlarla Tarkan. Aynen. Dün akşam onlarla görüşmüşsün. İnşallah günün birinde seni spora döndüreceğiz. O zaman bir başka büyüğümüze geçelim. Bakalım abimiz neler diyecek. Beraberlik de olsa Giresunspor derim. Beraberlik de olsa Giresunspor derim. Konya'da. Abi falan. Hemen direkt sonuca geçti. İnşallah olur da. Maçlara gidiyor musunuz abicim? Gidiyoruz, gitmez mi? Hastayız. Zaten onu hastayız. Giresunspor hastayız. Giresunspor'un hastasıyız. Evet, Giresun'un hastasıyız. Aynı zamanda Giresunspor'un da hastasıyız. O zaman sizleri tribünlerde görmek istediniz. Çünkü destekler çok önemli. Zaten geliyoruz. Gelmemizin imkanı yok. Mecbur geliyoruz. Mecburiyetten diyorsun. Yarın 1:30'da buradayız. Allah izin verirse başlayacağız. Bak abi saatini de biliyor. Helal olsun. Ya sana sorsam 11'de başlayacak dersin. Abi 13:30 diyor. Helal olsun. Gelelim abiye. Evet, Giresunspor güzel top oynuyor. Gol atamıyor. Öncelikle bir golcü lazım Giresunspor'a.
Abi sen de o potansiyeli görüyorum. Sen iki idmanla üç gol atarsın. Yok bizden geçti o. Geçmez ya, gönlün geç senin ya. Geçti o. Ya Giresun Spor'un kazanmasını istiyoruz. İnşallah kazanacak. Bu aramızda hiç futbol oynayan var mıydı daha önce? Erol. Evet, Erol'u zaten tanıyorum. O dördüncü amatörde oynuyordu. Bir türlü 3'e 2'ye gelemedi ama olsun, yine de oynadı. Erol'a zaten gideceğim. Son sözü ona vereceğim. Bakalım o neler söyleyecek. Yarın için umutlu muyuz? Çok umutluyuz hem. Takım çok güzel oynuyor, gol atamıyor. Şimdi anne dönelim hemen. 3 puan yarın inşallah Allah'ın izniyle. Sen yazdın deftere. Yazdım peşin. Peşin yazdım peşin. Erol'un defterine yazma ama. Erol'un defterine Erol yazıyor. Erol yazıyor deftere, ben yazmayayım. Gelelim şimdi sevgili kardeşime. Evet, o da yıllar boyu amatöre hizmet etti. Kendisini yakinen tanırım, bilirim. Ve şimdi de farklı bir kulvarda tabii ki. Futbolun içinden gelen bir kişi. Bakalım o neler söyleyecek bizlere. Vallahi Giresun Spor zamanında iyi transfer yapamadı. Şu anda bize bir kaleci, bir orta saha, bir de santrafor lazım. Yarına biletimizi aldık. Artık yani 0-0 inşallah kalmaz. Tabii ki artık transfer sezonu da biliyorsun. İlk dönem bitti. Artık İkinci döneme bakacağız artık. İnşallah 3 puanı yarın alacağız yani. Allah izin verirse biletimizi de aldık. Gideceğiz. İyi yapmışsın. Yarın umarım tribünlerin büyük bir bölümü dolmuş olur. Ve taraftarlar da tam olarak etkisini gösterir. Çünkü artık kırılma zamanları geldi. Evet, hatta geçiyor gibi. Yarın puan alamazsak haftaya Fener'e gideceğiz. Çok kötü. Şimdi onu da hemen bütün izleyenlerimize söyleyelim. Fenerbahçe maçı hafta içi oynanacak. Perşembe günü oynanacak. Kayseri Spor karşılaşması ise pazar günü oynanacak. Bu bilgiyi de böylece vermiş olalım. Vallahi yarın diyorum ya, yenilirsek Fener maçında 6'da 0 yaparız. Bizim için kötü yani. Yani dipten kurtulmak gerekiyor. Ama yarın bir 3 puan alırsak bir 10. sıraya bile çıkma durumumuz var yani. 3 puan daha, başkası yalan. Başkası kurtarmaz diyorsun. Ya şu an için gerçi çok maç var ama gol bile atamadık. Şimdi tabii ki bu moral açısından çok önemli. Psikoloji açısından çok çok önemli. Onun için de Konya karşılaşması hayati önem arz ediyor. Buradan alınacak bir 3 puan birçok şeyi de belki değiştirecek. İnşallah alacağız yani, gideceğiz maça, destekleyeceğiz Giresun Spor'u. Çok teşekkür ediyorum ve sizlere de bol şanslar diliyorum. Evet, kazanan her zaman Giresun Spor olsun diyoruz değil mi? Fırat Akyol TV, Hasan Yayında ve Radyo Türk YouTube kanalları ortak kanallarımızda yayınımız devam ediyor. Konumuz Giresun Spor'umuz. Ve Giresun Spor'umuz kötü bir başlangıç yaptı. Belki devamında iyi gelir dedik. Yani ilk hafta zordu, Galatasaray'a mağlup oldu. Ardından Kasımpaşa, daha sonra Trabzonspor ve son olarak Alanyaspor deplasmanında iyi oynamasına rağmen puan veya puanlar gelmedi ve gol dahi atamadık. Ben ne cevap vereceğim ki? Ben İstanbul'dan buraya fındık toplamaya geldim. Hiçbir şeyden haberim yok abi. Ya İşim bitti, kahvede oyun oynamaya başladım. Fındığı da topladın. O zaman fındıktan gidelim. Daha sonra takımımıza geçeriz. Kaç ton fındık var? Sen abim ben soru daha iyi bilir her şeyi. Ne oldu ona? 8-10 ton fındık toplamış gibi bir halim var. 150 kilo için mi geldin İstanbul'dan? Sırf abiyle oyun oynamak için geldin değil mi? Doğru ya doğru. Vallahi... Ne bileyim ben, ne diyeceğim bilmiyorum. Geldim abiye dönelim. Evet, diyor ki ben diyor ondan sonra hasret gidermek adına şehrime geldim ve gelmişken de arkadaşlarımı, dostlarımı gördüm dedi. Şimdi ben gerçekten gönlümüz Giresun Spor'la, hakikaten yapmış olduğu son ilk maçlarını da biraz ağır hazimete uğrattı. Yani bizleri de, sadece onlar değil, bizleri de hazimete uğrattı. Ama farklı bir tabii oyun tarzları olabilir de bunda biraz biz teknik direktörleri biraz suçluyoruz yani. Teknik direktörün daha dikkatli olması mı gerekir? Yani hem takımı kurarken hem maç içinde oyunu okurken. Oyun disiplinini zaten takım kaptan teknik direktör yönlendirecek. Yani bunun bütün çabaları olması gereken Giresun Spor'un şu anda farklı bir yerlerde olması gerekiyordu şu anda. Yani biz şunu bekliyorduk Giresun Spor'dan.
farklı bir galibiyet hiç değilse, yani biz yenilgiye pek tahammül edemiyoruz ama beraberliklerle bu işi sonlandırırsak daha güzel şeyler olacağını düşünüyorduk. Ama şu anda hiç gelecekten ümitli olduğumuzu söyleyemeyiz. Ya, alınan kötü sonuçlar sizleri umutsuzluğa itiyor. Ama bu iş değişebilir belki, çünkü yarın 5. karşılaşma, Konya Spor'la oynuyoruz. Ben bunun için tabii ki tesadüf olacağına inanmıyorum da, tabii ki o da elinden gelen, Giresunspor da elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyoruz. Ama ben burada Konyaspor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum yani. İnşallah da öyle olur. Şimdi yeğeni değil mi? Yeğensin. Bileti amcam mı aldı, dayım mı bilmem hangisi. Amcam oluyor, dayım mı oluyor? Amcam oluyor. Aldı mı biletini? Amca aldı, almaz mı ya amcam bileti? Yok, o mu aldı, sen mi aldın? Ben de alıyorum, o da alıyor bilet. Hiç fark etmez diyorsun, aramızda sorun yok. Lan Giresun Spor olsun. O da alır, ben de alırım. Erol da alır. Önemli olan Giresun Spor iyi olsun. Atatürk Stadyumu varken tabii ki şimdiki gibi öyle zorlu girişler yoktu stadyuma. Girebiliyorduk. Benim Giresun'da çok amcam dayım var o anlamda. Önüne geçiyordum, hemen benim amcam oluyordu, dayım oluyordu ama tabii o işler gerilerde kaldı. Şimdi her şey Giresunspor için diyoruz ve yarın da stadyumdasın, sonuna kadar 90 dakika bitene kadar destekleyeceğiz. Bu ligde olmasa da her zaman staddayız tabii. Bu lig önemli değil. Başka ligde olsa yine oradayız. Hani ne derler, kaldırımda oynasın yine destekleyeceğiz. Evet. Bizim aşkımız Giresunspor diyorsun. Bu süperlik olur, birincilik olur, ikincilik olur, üçüncülük olur. Tabii ki oraları istemeyiz yani. Biz burada hep kalıcı olalım. Yani en kötü ihtimalle birincilik diyelim ama burada kalıcı olalım istiyoruz, diliyoruz. Ve dört karşılaşmada alınan kötü sonuçlar bir anda şehirde kara bulutların dolaşmasına sebep oldu. Artık bu bulutların dağılması gerekiyor. Konya maçıyla beraber bu dağılır mı? İnşallah da öyle düşünüyoruz. Şimdi 4 maça da baktık. 4 maçta da takım aslında kötü oynamıyor. Sonuca gidemedi. Bundan sonra iyi olacağını düşünüyoruz. İnşallah iyi olacak. Bu maç bir başlangıç olsun diyoruz. Teknik direktöre neler söylemek istersin? Az önce röportaj yaptığım abimiz o konuya değindi. Ve bizleri de üzüyorlar. Biz isteriz, dileriz ki Giresunspor daha iyi olsun ama teknik heyette de bazı sıkıntılar olduğunu belirtti. Şimdi bir uyum sorunu gözüküyor takımda. Şimdi Hakan Hoca bizi buraya çıkarttı. Güzel bir vefa borcumuz var diyelim. 44 yıl sonra, aradan sonra. Ama takımla bir uyum olmazsa, başarısız sonuçlar devam ederse Hakan Hoca'ya da artık teşekkür edilmesi gerekiyor. Tabii güzel bir şekilde teşekkür edilmesi gerekiyor. Sen şimdi yakinen takip ediyorsun. Şu ana kadar, şu dakikaya kadar hiçbir kardeşime, arkadaşıma, abime hakemleri sormadım. İlk olarak sana soruyorum. Dört karşılaşmada hakemleri nasıl gördün? Vallahi ben hakemlerin ilk üç maçta sıkıntı yarattığını düşünmüyorum. Son maçta sadece bir penaltı pozisyonumuz var. Onun verilmesi gerekiyordu. Sadece orada biz aleyhimize yapılan bir hata olduğunu düşünüyorum. Uzatma dakikalarında Diabete'ye yapılan bir faul var ceza sahası içinde. Yani herkes, bütün spor otoriteleri %100 penaltı olduğunu belirttiler. Ama ne hakem gördü, ne VAR gördü. VAR yok. Öyle oldu. Ve yönetimden de bu anlamda özellikle Nait Yamak'tan sistem geldi. VAR'daki arkadaşlar adaba çay mı içiyor, kahve mi içiyor veya başka bir şeyler mi içiyor diye imalı bir şekilde açıklamada da bulundu. Evet, onu VAR'daki arkadaşlara sormak lazım maalesef. Türkiye'de VAR yok. Çayları yudumlarken de sevgili kardeşim, arkadaşımız, dostumuz, güven veren bir kardeşim Güven Elektronik Hüseyin'le beraberiz. Çay için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum ve Hüseyin, bakalım bizlere neler söyleyecek Giresunspor için. Yarınki maç için puanın ümidimiz yüksek. Takım artık oturdu, rolü düzelttiler, iyi oynuyorlar. İnşallah gol ve puan bekliyoruz. Bilet alındı mı yarın için? Tabii ki, stattayız. Her maça geliyor musun sevgili Hüseyin? İlk iki maça geldik, üçüncü maçtayız. Ona da gideceğiz. Sonrakilere de gideceğiz inşallah.
Çünkü öyle olması gerekiyor. Bazıları bir iki maç geliyor, daha sonra devamını getiremiyor. Onları da anlıyorum. Bilet fiyatlarının yüksek olduğundan söz ettiler. Bilet fiyatları da biraz olsun aşağı çekildi. Bu konuda neler dersin? İlk iki maç derbi maçı sayılacağı için, büyük takım olduğu için doğal olarak yüksekti. Şu anda ait olduğu seviyeye indi. Artık vatandaşların da gelmesini bekliyoruz. Stat full çekmeli. İlk defa Süper Lig'deyiz. Herkes gelmeli. Evet, biz de çok istiyoruz. Giresunspor'un iyi yerlere geldi. Şu an iyi transferler yaparlarsa bu Süper Lig'de kalmayı çok istiyoruz. Ve de inşallah umuyoruz Giresunspor bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Ve de gerekirse iyi transferlerce yapsınlar. Gerekirse güzel oyuncular bulsunlar, alsınlar. Bu Giresunspor'u çok iyi yerlerde görmek istiyorum. Temennimiz tabii ki herkesin bu. Beşinci haftaya da gelindi. İlk dört haftada alınan sonuçlar tabii ki herkesi üzdü. Evet. Beşinci haftada neler bekliyorsun takımdan? Beşinci haftada bol bol puan bekliyoruz. Başka diyecek bir şey yok. İyi puan almasını istiyoruz. Artık bundan sonra daha güzel şeyler olmasını kulübümüzden istiyoruz. Yani gerekli altyapısıyla şu an iyi bir noktalara geldiği için ondan dolayı daha mutlulukla, huzurla bekliyoruz diyorum. Ben de teşekkür ediyorum ve Hasan'la birlikte şöyle karşı tarafa gidelim. Bakalım karşı tarafta abilerimiz, arkadaşlarımız bizlere neler söyleyecek. Bir abimizi de yakaladık burada ve onun da görüşlerini alacağız. Abi sen gazete okumaya devam et, sana geleceğim. Konumuz Giresunspor. Giresunspor mu? Giresunspor bence futbolu iyi oynuyor ama ya da bizim golcüye ihtiyacımız var. Golcü mutlaka bulmak zorundayız. Kanat arayı kullanmak zorundayız. Bir de hakemlere artık hakemler Giresunspor için iyi kararlar vermek zorunda. Şimdi ilk 4 haftada baktığımızda bazıları dedi ki ilk 3 haftada müsabakaları yöneten hakemler fena yönetmedi ama son karşılaşmadaki hakemimiz bizim puanımızı aldı, çaldı dediler. Hem vardaki hakem hem orta sahadaki hakemin veya yan hakemlerin bence puanımızı çaldığını düşünüyorum. Çünkü çocukların alın teri var. O yeni çıkan bir kulüp belli bir şeyle buraya geliyor. Takımın şeyi, parasal durumu belli. Bu takıma bence sahip çıkmalıyız hep Giresunlu olaraktan. Hem de hakemler de bizi görmeli. Bu iş Hakan Keleş'le olmaz. Bir kere bunu iyice bir anlayalım yani. Balde ile olmaz. Bu kadro Süper Lig'de oynayacaksa bu kadro burada başarılı olamaz. Daha 4 hafta geçti, bir golümüz yok. Önce gol atmayı öğreneceğiz. Hakan Keleş 1. Lig'e göre kadro kurdu. Olmuyor, böyle olmuyor. Hep sağdan soldan ama kadroyla bu iş olmaz. Kendi öz çocuklarımız iyi oynamıyor. Okan Küçük'ten hiçbir şey olmaz. Oynasaydı Galatasaray'da oynardı. Niye bizim kendi çocuğumuz oynamıyor? Kalede kendi çocuğumuz oynayacak. Orta sahada kendi çocuğumuz oynayacak. Yani öze dönmek şart diyorsun. Özüne döneceksin, kendi çocuğunu oynayacaksın. Bağırdın mı, oğlum koş aslanım dedin mi anlar. El gevur anlamaz. Adam parasına bakıyor. Parayı aldı oynar. İsterse oynar. Sakatım diye. Kılım döndü, bacağım döndü. Böyle olmaz. Bizi üzmesinler. Giresunspor'u üzmesinler. Biz yıllarımızı verdik. Ben 60 yaşındayım. Ömrüm bitti Giresunspor. Allah uzun ömürler versin abiciğim. Hepimize versin ama Hakan Keleş bu işi bilmiyor. İyi bir teknik direktör olacak. Kendi öz çocuklarımız oynayacak. Bağırdın mıydı? Çocuk koşacak. Diyecek ki benim abim burada, babam burada beni seyrediyor. Yabancı topçu umurunda değil ki. Yabancı topçu ne yapacak? Param kaç lira benim? 300 bin lira, 500 bin lira. Yani paraya bakıyor. Kendi çocuğumuza dönelim. Kendi çocuğumuza dönersek Hakan Keleş bu işi başarır. Ama bu şekilde giderse Hakan Keleş'ten bir şey olmaz. Konya Spor maçı için neler dersin? Konya Spor bizden çok üstün. 10 puanı var. İlk 4'te. Galatasaray'dan bile üstünde. Biz inşallah bir gol atarız da 1-0 olsun, bizim olsun. Biz zaten bir 3 puan alsak haftaya Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yi nasıl yeneceksin sen? Konya'ya yenildik mi biz otomatikman küme düşeriz. Otomatikman küme düşeriz. Gol atmasını bileceğiz önce. Önce gol atmasını bileceğiz. Tribünde taraftar çıldırıyor. Balde 32-33 yaşına gelmiş adam koşamıyor. Gidiyoruz biz sağdan soldan Rusya'dan topçu kiralıyoruz. Ya ne gerek var kardeşim, paramız cebimizde dursa ya. Paramız cebimizde dursa kendi öz çocuklarımız oynasak ha. Niye oynatamıyoruz? Cesaret yok, korkuyoruz. Ahmet yapamaz, Kemal yapamaz, Mustafa yapamaz. Niye yapamıyor kardeşim? Elin yabancısı yapıyor da bizim kendi öz çocuğumuz niye yapamıyor? Balde'den önce bir topçu lazım da, santrafor lazım, transfer dönemi bitti, alamıyoruz. Ocak ayında kimi alacağız? Böyle giderse otomatik küme düşeriz. Avaraş takımı oluruz.
Konya'yı yenme şansımız yok. Açık konuşalım, doğru konuşalım. Doğru konuşalım ama şans. Bir golü sağına vurur, soluna vurur veya bir penaltı olur. Bir gol atarsak o zaman takıma özgüven gelir. Haftaya Fenerbahçe var. 4-5 yeriz. Avaraş takım oluruz. Diyeceklerim bunlar. İnşallah. Hani başkan elinden geleni yapıyor ama bu kadro artık bir şeyler yapsın yani. Biz avaraş takımı olmayalım. Ligin en sonundayız ya. Başakşehir kendini kurtarır. Biz Başakşehir'le müşakşe etmeyelim kendimizi. Abi çok teşekkür ediyoruz. Bir hayli dolu abimiz. Söylediklerinin çoğuna da katılıyoruz tabii ki. Bakalım Giresunspor'umuz yarın Konyaspor karşısında neler yapacak. Temennimiz tabii ki galibiyet. Ama birçok kişi de zor bir müsabaka olacağını söylüyor. Teknik heyete, futbolculara güvenmekten başka şansımız yok diyoruz. Giresunspor dediğimiz gibi yarın çok önemli bir müsabakaya çıkacak. Saat 13.30'da başlayacak ve Konyaspor'la oynayacak. Konyaspor ne mağlup şekilde Giresun'a, ilimize geliyor. Artık Giresunspor'un da kırılma müsabakası. Umarız istediğimiz, dilediğimiz gibi bir 90 dakika olur ve 90 dakika sonunda Gülenli tarafta yeşil beyazlı temsilcimiz Giresunspor olur. Diliyoruz ve istiyoruz ki Giresunspor'umuzun kazansın ve bu kötü gidişata dur desin. Ve sizleri, hepinizi Fırat Akyol TV, Hasan Yayında ve Radyo Türk YouTube kanallarına abone olmaya davet ediyorum.